Arkadaşlar merhaba. 19 Eylül Salı, Horseshoe Indianapolis ABD'de 9 koşuluk bir program var. İlk koşu 21.30'da birinci altılık ayağının ilk ayağı 3 yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte maiden koşu. Bugün koşu dahilinde 6 tane maiden koşu var. Zor yarışlar. İşimiz zor. Birinci koşu 38.500 dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. Son 6 startın tamamında tabelada yer bulmuş olan Orlando Magica öne çıkıyor çarçarlarıyla. Daha sonra 8 numaralı Forever Friends son startında 1200 kumda bir ikinciliği var. Benzer şekilde yine 1200 kumda son startında bir ikinciliği olan Big Steed. Aynı koşuda 3. olan 6 numaralı ve Miss Otis bu koşuda şans verdiğim isimler. Eğer bütçeniz müsaitse 2 numaralı Turbonator sürpriz beklediğim bir isim Michael Perez'le, o da Big Stin'in ikinci, Mimis Autis'in üçüncü olduğu koşuda dördüncülüğü var son startında. İkinci koşu Maiden satış koşusu 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Koşu 5000 dolarlık Maiden satış koşusu. Bu koşuda da 5 numaralı Philip Snow Joseph Ramos'la start alacak. 38.500 koşulardan bu koşuya geliyor. 4 numaralı Masoro Fernando de la Cruz'la, o da üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 1 numaralı Snerli Orlando Mojica'yla ve 2 numaralı Jack D. Analiye ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 3. koşu yine bir maiden koşu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1600 kumda start alacak. Burada da kariyerinin 4 startında 3 ikincilik elde etmiş olan Rafaella var öne çıkan. Koşu 38.500'lük maiden koşu. Rafaella 38.500'lük maiden koşularda 3 tane ikinciliği var bu seneki startlarında. Son startında bir Black Type koşuda şansını denemiş. Onda da dördüncülüğü var. Bugün bu koşuyu kazanacağını ümit ediyorum Hanalye ile. Dördüncü koşu ikinci altı ganyanın ilk ayağı 23.03'te bir maiden satış koşusu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1500 şimdi start alacak. 40.000 dolarlık maiden satış koşusu 32.000 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. Çok öne çıkan bir isim yok. O yüzden biraz fazla isimle geçmek zorunda kaldık. Steven Asmussen'in antrenörlüğünü yaptı. Kate Asmussen'le start alacak olan 1 numaralı Distant Lover. Constitution yavrusu üst grup koşudan bu satış koşusuna geliyor. 3 numaralı Enticing Sunset Alex Akkart'la start alacak. O da nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 5 numaralı Highlands kariyerinin ilk startında Fernando de la Cruz'la. 7 numaralı Old Fashion Girl Jack Gilligan'la start alacak. Son iki startında üçüncülükleri var ve 2 numaralı Baytown Kitty Cat Jane Elliott'la üst grup koşulardan gelen bir isim yine. Bütçeniz müsaitse 4 numaralı Seon Tap, Declan Cannon'la ilave edilebilir bu ayakta. 5. koşuda bir maiden koşu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Koşu 34.000'lik bir maiden koşu. 6 numaralı Quarryman kariyerinin power'ı olduğu ilk startında boyun farkıyla bir ikinciliği var. 1100 metre kum pistte. Aynı koşuda 3. olan Raccoon Rodeo 4 numaralı Joseph Ramos'la start alacak. Michael Maker Antrenis'teki bir isim. 2 numaralı Bayon Stock Declan Cannon'la start alacak olan bir infamous çift yavrusu ve 8 numaralı Rusty Tapret yavrusu Rene Diaz'la start alacak. Eğer bütçeniz müsaitse ekürlerden 5 numaralı Spoken Code Honor Code yavrusu Joseph Talamo'yla Box Tab'ın ekürisi yazılabilir bu ayakta. 6. koşu satış koşusu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1600 çimde start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 12.500'lük bir satış koşusu. 17.000 dolar toplam ikramiyesi var. 9 numaralı Broken Justice Alberto Burgos'la start alacak. Son startında bir dördüncülüğü var. Ondan önce 38.000'lik şartlı koşularda start almış. 2 numaralı Chambers Bay Orlando Magica ile start alıyor. Son startında son anda önde götürdüğü koşuda yakalanarak bir boydan az bir farklı 3. oluyor 1700 çimde. 6 numaralı Lawmaker Emmanuel Esquivel'la start alacak. Son 3 startında 1600-1700 çimde 2 tane ikinciliği var. Son startında bir 3. var 1600 çimde.
Bir de 4 numaralı Silent Sonata, German Terrazza ile start alacak. Son startında o 8 binlik bir şartlı koşuda 1600, şimdi yarım boy farkla ikinciliği olan bir isim. 7. koşu şartlı bir koşu. 3 karı dişi İngilizlere mahsus. 1200 kumda start alacak. Koşuya bakalım. 12.500'lük satış koşusu. 19.000 dolar toplam ikramiyesi var koşuna. Son startında bir boy farklı ikinci olan 1200 kumda Emmanuel Esquivel'e start alacak olan 1 numaralı Beck Barrow Steel. Daha sonra 8 numaralı Wild Tepit. Joseph Ramos'la son startında 5000'lik bir satış koşusunu 1100 kumda 1.0583'te kazanan bir isim. Numaralı Montgomery Park Orlando Mojica ile 5 numaralı Lil Evi Rodney Prescott'la koşuda öne çıkan isimler. 9 numaralı Magic Beauty Samuel Bermudez'de son iki startındaki maiden ve satış koşularını 1500 şimdi 1.31.52 1670 kumda 1.43.46 ile kazanan bir isim. Bir de 4 numaralı Lexisan Malcolm Franklin ile bu koşuda önereceğim son isim. 8. koşu satış koşusu. 3 kare İngilizlere mahsus. 1500 şimdi bir koşu. Burada da 7 numaralı Simple Logic Orlando Mojica ile koşu kazanacağını düşünüyorum. 25 binlik satış koşusu. Toplam ikramiyesi de aynı miktarda. 7 numaralı Simple Logic Orlando Mojica ile start alıyor. Geçen seneki son startında 1600 şimdiki 34 binlik şartlı koşuyu kazandıktan sonra son 4-5 startının tamamında ikincilikleri var. Son 6 startının tamamında da favori çıkmış bir isim. İkincilik koşuları 1600, 1700, 1500, 1700 için bir de 1670 metre çim pistten kuma alınan yarış. Bugün bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum bu grupta. Son koşu bir maiden koşuyla kapanıyor program. 2 yaş İngilizlere mahsus 1600 kumda start alacak. 4 numaralı El Tulipe ve 8 numaralı Halidaisti Ekuri. 38.500'lük bir maiden koşu. 3 numaralı That's Life Orlando Mojica ile start alacak. Son startında bir ikinciliği. Diğer iki startında da üçüncülükleri var. 36 ve 38.500'lük koşularda kum pistte 1.600 metre kum pistte. 1 numaralı Reflex Alberto Burgas'la start alacak. Önceki startında bir boy farklı üçüncülüğü var. 1.100 kumda. Bir de Eküller'den 8 numaralı Holiday stili ekülü olan 4 numaralı El Tulip'in Matilda Burnham'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden faydalanabilirsiniz. Az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım PDF bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş koşularına ait videolarına erişebilirsiniz. Bir de varsa galoplara ulaşabilirsiniz. Galoplar her hipodrom için olmuyor. Bazı hipodromlar için oluyor. E-mail, abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi, girip bakmanızda bir fayda var. Yorumları beğeniyorsanız, kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 4 numaralı Çarçal 8 numaralı Forever Friends, 5 numaralı Big Steed, 6 numaralı Bemis Otis ve 2 numaralı Turbinator. İkinci koşu 5 numaralı Philip Snow, 4 numaralı Masoro, 1 numaralı Snedley ve 2 numaralı Jack D. Üçüncü koşu 2 numaralı Rafael La, son 5 startında ikinci olan bir isim bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan İK 23.03'te start alacak. 1 numaralı Distant Lover, 3 numaralı Enticing Sunset, 5 numaralı Highlands, 7 numaralı Old Fashioned Girl, 2 numaralı Baytown Kitty Cat ve 4 numaralı Sion Tub. Beşinci koşu 6 numaralı Quarrymen, 4 numaralı Rock on Rodeo, 2 numaralı Beyond Stock, 8 numaralı Rusty ve 4 numaralı 5 numaralı Spoken Code Oxtail'ın ikilisi. 6. koşu 9 numaralı Broken Justice, 2 numaralı Chambers Bay, 6 numaralı Lawmaker ve 4 numaralı Silent Sonata. 7. koşu 1 numaralı Beck Barrow and Steel, 8 numaralı Wild Tepit, 2 numaralı Montgomery Park, 5 numaralı Bill Evi, 9 numaralı Magic Beauty ve 4 numaralı Lexisan önerdiğim isimler arasında. 8. koşu 7 numaralı Simple Logic, Orlando Mojico ile bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Son koşuda da 3 numaralı That's Life, 1 numaralı Reflex ve 4 numaralı El Tulipa'nın 8 numaralı Halide İstin'in ekürisi önerdiğim isimler arasında.
Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar.